Herkese merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patates salatası yapacağız sizlerle. Tencereme 6 tane patatesimi aldım. Üzerine çıkacak kadar suyu koyacağım ve ocağıma koyup haşlayacağım. Bu kadar su iyi gelecektir. Üzerine çıkacak kadar suyu koydum ve ocağımı yakıyorum, haşlamaya bırakıyorum. Yumuşayıncaya kadar haşlayacağız. Tabii ki kapağını da kapatalım. Dikkatli bir şekilde haşlayalım. Kaynamaya başladıktan sonra taşabilir. Dikkatli bir şekilde patateslerimizi haşlayalım. Çatal batırarak patateslerimizi kontrol ediyoruz. Çatalımız kolaylıkla batıyorsa patateslere pişti demektir. Şimdi ocağımızı kapatıp patateslerimizi süzgeçte süzüyoruz. Patatesler soğudu, kabuklarını soydum. Şimdi patateslerimizi doğramaya başlıyoruz. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Bu size kalmış. İnce ince doğrayabilirsiniz. Küp küp halinde, daha iri doğrayabilirsiniz. Evet, patateslerimizi bu şekilde doğrayalım. Patateslerimizi salatama karıştıracağım kabıma aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiberimiz var. Onları ilave ediyorum. Tuzunu ilave ettim. Yarım limonumuz var. Yarım limonun suyunu sıktım. Ve bunları bir güzel harmanlayacağım. Şimdi yeşilliklerimizi doğramaya geçebiliriz. Bir tutam maydanoz, bir tutam marul, bir tane kuru soğan, bir tane havuç. Yeşilliklerimi ince ince doğrayacağım. İstediğiniz sebzeleri kullanmak, arttırmak, azaltmak sizin elinizde arkadaşlar. Yeşil soğan da çok yakışır. Şu anda evde benim olmadığı için koyamıyorum. Ama kuru soğanla da ben çok seviyorum salatayı. Şimdi yeşilliklerimi ince ince doğrayacağım. Havucu rendeledim. Salatama ilave ediyorum. Ve doğradığım yeşilliklerimi de ilave edeceğim. Maydanozumuz var, yeşil marulumuz var, bir tane de kuru soğanımı da ilave ediyorum. Şimdi harmanlayalım. Patatesimizle yeşilliklerimizin birbirine geçmesini sağlayalım. Daha sonra yağ, sıvı yağ ve limon ilavesi yapabiliriz. Ben tekrardan limon ve sıvı yağ ilavesi yaptım arkadaşlar. Damak tadınıza göre baharatlarını, tuzunu ayarlayabilirsiniz. Evet, yazın buna salatalık domatesle doğrayabilirsiniz. Şu anda evde olan sebzelerle yaptık. Harika da oldu gördüğünüz gibi. Salatamız servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.